Barış önündeki eylemlerini sürdüren teker işçileri için hükümetin verdiği süre doluyor. İşçiler karardı. Çadırlar kaldırılsa da mücadeleye devam edeceğiz diyor. Danıştay ise 4C'ye geçiş için verilen bir aylık süreye itirazı kabul etti. Tek Gıda İş Başkanı Mustafa Türkel ise çadırların durumuyla ilgili açıklama yarın yapılacak dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği paketinin Mart ayının sonuna kadar meclise gönderileceğini açıkladı. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ise bu açıklamayı özlemle bekliyorum diye karşıladı. Hükümetin referandum kartını öne sürdüğü yargı reformuyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Danıştay ve Yargıtay'ın ardından Barolar Birliği de yargı reformu konusunda hükümeti uyardı. Öngörülen değişiklik dengeleri bozar. Kanı bozuk açıklamalarıyla gündeme gelen Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş söylediklerini kabul etmemekte kararlı. Yanlış anlaşıldığını iddia eden Aydoğmuş sözlerim incelendiğinde ne demek istediğim anlaşılacak diye konuştu. Siyasetin sıcak gündemi sokağın sorunlarını unutturdu ancak işsizlikteki yara kanamaya devam ediyor. Anketler Kasım ayı itibariyle Türkiye'de 3 milyon 270 bin kişinin işsiz olduğunu ortaya koydu. Haber geliyor. İyi akşamlar. Bugün 1 Mart Pazartesi. ARD Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Türk İş önündeki eylemlerini sürdüren tekel işçileri için hükümetin verdiği süre doluyor. İşçiler kararlı. Çadırlar kaldırılsa da mücadeleye devam edeceğiz diyor. Danıştay ise 4C'ye geçiş için verilen bir aylık süreye itirazı kabul etti. Salı akşamı tabloyu görüp ondan sonra yasalara ters, hukuka ters herhangi bir duruma ülkemizde artık daha fazla tahammül edemeyiz. Tekel işçileri için zaman daralıyor. Başbakan Erdoğansa geri adım atmayacak gibi görünüyor. Hükümet müdahale tarihini 2 Mart'a çekmiş olsa da işçiler mücadeleden geri adım atmıyor. Tekel işçileri için eylemin ilk günü ne anlam ifade ediyorsa bugün de aynı anlamı ifade ediyor. Ölmek var, dönmek yok. Başbakan desin. Biz kararlıyız 4C'ye ve gitmek istemiyoruz. Özlük haklarımızı alana kadar, sendikanın alacağı kararlara uyacağımıza kadar devam edeceğiz. İmza atan atacak, atmayan kalacak. Ondan sonraki sürece göre kendimize yeni bir yol haritası çizeceğiz. Gelsinler, yıkarsalar, yapın derseler tekrar yaparız. Müdahale etmeyeceğiz. Hatta onları alkışlayacağız. Çok duyarsız. Bu ülke eğer geliştiyse, güçlendiyse işçinin sayesinde oldu. Bizim için son değil, başbakan için son yarın. Karşılık vermeyeceğiz. Onları gerekirse çiçeklerle karşılayacağız. Onların seviyesine inmeyeceğiz kesinlikle. Haklı olduğumuza inanıyoruz. Haklı olduğumuz davada da bize yapılan müdahalelerin başbakanın sorunu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani her zaman başbakan şunu söylüyor. Halk değerlendirilecek. Bundan sonra da halk değerlendirecek bize yapılanları. Ankara Valisi Kemal Önal'ın 1-2 gün içinde hepimizi memnun edecek gelişmeler olacak şeklindeki açıklaması olası bir müdahaleye karşın işçilere umut verdi. Gözler ise Danıştay'da. 4C'ye başvuru süresinin uzatılmasıyla ilgili dava önemli. Danıştay'dan eğer beklenen karar çıkarsa müdahaleye gerek kalmadan çadırlar kaldırılacak. Karar ne şekilde alınıyorsa çadır kalkabilir yani, hiç sorun değil yani. Biz yağmurda da dururuz, soğukta da dururuz, açta kalırız. Ama önemli değil. Kalsın bu çadır. Hiç sorun değil yani. Sendikanın vereceği kararı doğrultusunda hareket edeceğiz. Burada bütün işçi arkadaşların Ankara'dan önceki hayatı ve sonraki hayatı oldu. Biz burada açılımı yaptık. Burada ben isterdim ki Türkiye 10'ar günlük şu Ankara'ya gelsin, bizimle burada yaşasın. Buradaki insanlara bakış açısı değişir. Tekel işçilerine muhalefetin de desteği sürüyor. Çadırları gezen CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'ye göre hükümet artık geri adım atmalı. Öte yandan Danıştay işçilere müjdeli haberi verdi. Danıştay 4C'ye geçiş için verilen bir aylık süreye itirazı kabul etti.
Tek Gıda İş Başkanı Mustafa Türkel ise çadırların durumu ile ilgili açıklama yarın yapılacak dedi. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliği paketinin Mart ayının sonuna kadar meclise gönderileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin ise bu açıklamayı özlemle bekliyorum diye karşıladı. Uzlaşmayla gerçekleştirelim diyoruz. Onun için de bakanımızı dolaş, müzakere edin ve ondan sonra grupları aynı şekilde dolaşalım. Onlarla da bu işin müzakeresini yapalım. Ondan sonra da parlamentoda bu adımı atalım. Çünkü Türkiye'nin buna şiddetle ihtiyacı var. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği paketinin Mart ayının sonuna kadar meclise gönderileceğini açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin ise anayasa değişiklik teklifini özlemle beklediğini söyledi. Türk demokrasisini daha da geliştirecek ve halkımızın ekonomik sosyal hayatına olumlu yönde katkılarını sağlayacak her teşebbüsten büyük memnuniyet duyarım. Düşünülen anayasa değişikliği bunları sağlayacaksa ki sağlayacağını umut ediyorum. Tabii ben de meclis başkanı olarak böyle bir teklifin başkanlığımıza verilmesini özlemle bekliyorum. Şahin, muhalefetin bu meclis yapısıyla anayasanın değiştirilemeyeceğine ilişkin söylemlerine de değindi. Bu meclis milletimizin iradesiyle oluşmuş bir meclistir. Meşru bir meclistir. Anayasada ve iç tüzükte var olan tüm yetkileri kullanmaya müstahak bir meclistir. Bu meclisin üyesi arkadaşlarımızın her birinin iktidar olsun, muhalefet olsun.